Çakırkar Rental katkılarıyla hazırlanan İftar Saati başlıyor. Çakırkar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakırkar Rental. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
Sadakallahul Azim. El Fatiha. Çakır Kar Rental katkılarıyla hazırlanan iftar saati devam ediyor. Çakır Kar Rental irtibat telefon 0532 604 5185. Günlük, aylık, yıllık, son model araç kiralama. Çakır Kar Rental. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Rabbi şerahli sadri ve yessirri emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbi gad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhibni bis salihin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minuna ihvetun fe aslihu beyne ahaveykum vettekullaha leallekum turhamun. Sadakallahul azim. Ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hasbübnü rim min şerri en yuhriqa ahahul muslim. Sadaka Resulullah. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, öncelikle hepimizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Hakkımızda hayırlar, güzellikler getirsin. Bugünler ki cehennemden kurtuluşumuza vesile olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan birçok şeye vakit ayırma, daha güzel düşünme, idrak etme anlamında müminin adeta bayramı niteliğindedir. Öyle ki değerli kardeşlerim, bütün ilişkilerimizi gözden geçirme, yaptığımız hatalardan dönme, tövbe istiğfar etme veyahut da bozulan ilişkilerimizi yeniden sımsıcak dostluklara vesile olacak hale getirmek için çok güzel bir fırsat ayırdır. Allah'ın dünya üzerinde yarattığı en güzel duygulardan birisi de belki sevgidir kardeşlerim. Akabinde saygı gelir. Bütün ilişkiler sevgi üzerine kurulur ve kurulmalıdır. O yüzdendir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ederken müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine şefkat ve merhamet göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da
uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer şeklinde tarif buyurmuşlardır. Değerli kardeşlerim, öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sevgiyi doruk noktasına çıkararak müminin tarifinde sizden birisi kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmez buyurmuşlardır. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla otururken mübarek ağzından şöyle bir söz döküldü. Allah'ın şehit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler buyurdu. Bu sözü duyan sahabi-i kiram bir anda dikkat kesilerek kimdir bunlar ya Resulallah diye Efendimiz'e sorduklarında ise Efendimiz bunlar akrabalık ve aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah rızası için birbirini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanların telaşa düştükleri anlarda yani kıyameti tarif eden Efendimiz onların yüzlerinde bir telaş, bir korku yoktur. Korkuya da kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler buyurmuşlardır. Devamında ise değerli kardeşlerim, haberiniz olsun, Allah'ın sevgili kullarına korku yok, onlar da üzülecekler, üzülecek değillerdir ayetini okumuş Efendimiz ve elbette benim rızam için birbirini sevenler nerede? Sığınılacak bir gölgenin bulunmadığı bugün de ben onları arşımın gölgesinde ferahlatacağım muştusundan haberdar olan ve bunu hayatları boyunca ilke edinmiş olan Müslümanlar bekledikleri o gün tasalanmayacaklardır. Zira onlar imanın en güçlü tutamağı olan Allah için sevmeyi ve Allah için buğz etmeyi başarmışlardır. Onlar Allah için birbirlerini sevdiklerinden dolayı bir araya gelirler ve bu hal üzere dağılırlar. Değerli kardeşlerim, mal, makam, akrabalık ya da başka bir ortak yönden ziyade kişilerin sahip olduğu güzel ahlak, iyi huy gibi özellikler nedeniyle oluşan sevgi Allah için olan sevgidir. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerine de bu sevgi şekillendirmelidir. Ancak Allah için olan sevgi onun rızasına muhalif yani haksızlıklar ya da gayri ahlaki davranışlar ortaya çıktığında ona karşı gösterilecek tepkiyi ve tavrı da içinde barındırmaktadır. Bu sebeple sevdiği insanlar tarafından yapılan haksızlık ve çirkinliklere ses çıkarmayan, ona karşı çıkmayan, hoşnutsuzluğunu ortaya koymayan kişinin sevgisinin de Allah için olmadığı belirtilmektedir. Yani değerli kardeşlerim, sözü ve söylemi aşarak
gerçek ilişkileri belirleyen ve şekillendiren, böylece toplumda emri bil maruf, nehi anil münker görevinin ifasını sağlayan, sevgi ve buğz Allah için olduğu takdirde kişiyi cennete götürecek ana sermayedir. Muhterem Müslümanlar, Ebu Zer Efendimizin de içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah için en sevgili amel nedir? Orada bulunan sahabi-i kiramlardan başlarlar. Namaz, oruç, zekat, cihat. Efendimiz her bir cevaba hayır. Ama yine de ben size cevap vereyim. Allah'a en sevimli amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir buyurmuşlardır. Bir başka konuşmasında yine Efendimiz, sevdiğini Allah için sevmeyen kimsenin imanın zevkine varamayacağını belirten Allah Resulü, Allah için olan sevginin ve nefretin imanın en güçlü bağı olduğunu dikkatimizi çekmiş, Allah tarafından bu iki özelliğin, yani Allah için sevmenin ve Allah için de buğz etmenin, nefret etmenin de Allah tarafından sevilmeyi sağlayacağını Efendimiz vurgulamışlardır. Yüce bir ahlaka sahip olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek, ona uymak kişiye Allah rızasını kazandıracak. Allah Teala da sevdiğini asla ateşe atmayacaktır. Allah için olan sevgi, Peygamber Efendimizin tamamlamak üzere gönderildim dediği güzel ahlak sayesinde ortaya çıkmaktadır. Kardeşlerim, güzel ahlak yaşadığı toplumda insanı seçkin kılmakta, dolayısıyla sevgi ve kalıcı dostluklara kapı aralamaktadır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik nedir diye sorulduğunda Efendimiz güzel ahlaktır cevabını vermişlerdir. Dolayısıyla kişiyi cennete götürecek olan şey güzel ahlak, aynı zamanda iyi bir insan olmak ve güzel Müslüman olmak arasında sıkı bir bağlantı vardır. Kardeşlerim, Müslümanın çevresine zarar vermemesi, kötülük yapmaması, dolayısıyla insanların ondan uzaklaşmaları düşünülemez. Müslüman, çevresine zarar vermeyen, kötülük yapmayan, dolayısıyla da insanların Müslümandan, yani insandan uzaklaşmadığı insanlardır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en şerlisi, kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir buyurmuşlardır. Efendimiz yine Ebu Zer radıyallahu anh'a yaptığı nasihatte, nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki iyilik onu silsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et tavsiyesinde buyurmuşlardır. Kardeşlerim, karşılıklı muhabbet ve merhamet üzerine kurulan
Bu ilişki ağında elbette ki güven esastır. Müslüman çevresine güven vermek ve güvenilir olmak zorundadır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komşularının kötülüğünden emin olmadığı, yani çevresine güven vermeyen kimsenin cennete giremeyeceğini beyan etmiş. Bir başka hadiste ise kendisiyle ülfet edilemeyen, dostluk kurulamayan insanda hayrın olmayacağını vurgulamışlardır. Bu yüzden değerli kardeşlerim, her Müslüman Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi, hiçbir şey yapmasa bile kişiye kötülük olarak yeter hadisini bir Müslüman her daim hatırında tutmalı, hiçbir şekilde çevresine ve çevresindeki varlıklara küçük, düşürücü veyahut da onlara aşağılayıcı sözlerle onları küçümsememeli, onları hakir ve hor görmemeli, kendine ait olan Müslüman vasfından güvenini zedeleyecek hiçbir davranışta bulunmamalı, kimseye haksızlık yapmamalı ve kimseye de hakaret etmemelidir. Değerli kardeşlerim, bakınız, Peygamberimiz Müslümanın Müslümana nasıl davranacağını bir hadisi şerifinde şöyle açıklamışlardır. Kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı bir şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü de verme. Evet kardeşlerim, birçok dostluğun bitmesine sebep olan ve lüzumlu lüzumsuz tartışmalar, haddi aşan, toplumda dostunu, arkadaşını küçük düşüren şakalar veyahut da onurunu zedeleyen, onu arkadaşları arasında küçük düşüren şakalaşmalar veyahut da kardeşlerim, yerine getiremeyeceğin sözde bulunup onun güvenini zedelemek, Müslüman kardeşinin kendisine bakış açısını değiştirdiği gibi dostlukları da bitirir. Kardeşlerim, cennete kavuşmaya ciddi bir engel olarak zikredilen karşılıklı muhabbetten yoksunluk, dünyada da toplumsal barış ve huzurun en büyük engeli olarak görülmektedir. Bununla birlikte kardeşlerim, Müslüman sevgide ve nefrette aşırılık ve ilkesizlik içerisinde olmamalı, hem kendisi ve hem de toplumun çöküşüne sebep olacak bu iki uçta, yani sevgide ve nefrette aşırılık içerisinde olmamalıdır. Bu yüzdendir ki Efendimiz bu noktada sevdiğini ölçülü sev. Belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğini de ona karşı ölçülü davran, aşırı gitme. Belki bir gün dostun olur ifadesiyle kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde olduğu gibi sevgi ve nefrette de orta yolu ve ihtiyatı önermiştir ve uygulamıştır. Kardeşlerim, Allah için sevmek kişiye huzur verir. Toplumda esenlik getirir. Sizden birisi kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz ifadesi, diğer gamlık ve fedakarlık duygusunu ortaya çıkarmakta
ve bu iki duygudan beslenmektedir. Kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle bir müjde vermiştir. Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kardeşinin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır. Kardeşlerim, dostluktaki adeta ana ilkeleri ve güzellikleri ortaya koyan bu hadisi şerif gerçekten her daim gözümüzün önünde olması gereken bir hadisi şeriftir. Öyle ki son teknolojinin hakim olduğu şu dünyada insanlar gittikçe yalnızlaşıyor, sıkıntılarla boğuşuyor, dertlerine çareler bulamayıp belki de son nokta kendi ölümüne intihar ederek bir o kendisine bahşedilmiş ömrü sonlandırıyor. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği cana kıyıp gerçek bir dost, bir paylaşımda bulunabileceği bir dostu olmadığı için sıkıntıların içerisinde, dünya sıkıntılarının içerisinde kaybolup gidiyor. İşte bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi Müslümanın bir görevinin de kardeşinin sıkıntılarının gidermesi olduğunu söylüyor ve sıkıntılarını giderdiği zaman da ecirsiz ve karşılıksız kalmayacağını, Allah'ın da madem sen benim kulumun sıkıntılarını giderdin, ben de senin hiç ummadığın, seni ferahlatacak, huzura kavuşturacak bir sıkıntını gidereceğim diyerek Efendimizin diliyle adeta Müslümana bu güzelliği Rabbimiz vaat ediyor. Kardeşlerim, bakınız, insanların birbirinin ayıplarını açtığı, ortaya döktüğü ve insanların utandığı ve adeta yüzünün yere geçtiği bir dönemde, bakınız, Efendimiz hata edip de günah işleyen bir Müslüman kardeşinin hatasını örtenin, Rabbimizin de onun hatasını hem bu dünya ve hem de öbür alemde örteceğini vaat etmiş. Kardeşlerim, Rabbim bizlere Efendimizin şu kısa sohbetimizde anlatmaya çalıştığımız ve uyguladığımız zamanda gerçek dostluklarla dostlukları yaşayacağımız güzellikleri hem bu dünyada hem de öbür alemde yaşamayı nasip eylesin. Bizlere gerçek dost Rabbimizin ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya üzerinde beraber imtihan edildiğimiz kardeşlerimizin gerçek dostluklarını ve kardeşliklerini kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Öyle ki değerli kardeşlerim, gerçek dost insanın hem bu dünyadaki imtihanını kolaylaştırır, hem öbür dünyada bu sevgiyle beraberce cennete girmelerine bu sevgi sayesinde nail olurlar. Rabbim cümlemize gerçek dostluklar nasip eylesin. Ramazanımız mübarek olsun. Unuttuğumuz sevmeyi yeniden hatırlamayı ve Rabbimiz ve Efendimiz istediği için hatalara, kusurlara rağmen insanları gerçek manada sevebilmeyi nasip eylesin. Bizler de kardeşlerim, kendimizi mükemmel zannediyoruz ama gerçek ve mükemmel dostluklar arıyoruz ama
Hiçbirimiz de mükemmel, hatasız değiliz. İşte bu yüzden Mevlana Hazretleri kusursuz dost arayan dostsuz kalır buyurmuşlardır. Hatasıyla, sevabıyla, bütün dostlarımızla cenneti kazanmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim Ramazan'da tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız hayır ve hasenatımızı kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin. Şu cehennemden kurtuluş günlerinde gerçek anlamda kurtuluşlar nasip edip cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Kardeşlerim, dünya üzerinde bulunan mazlum ve mağdur bütün Müslüman ve mümin kardeşlerimize şu Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine Rabbim mutluluklar ve zulüm altından kurtulmayı nasip eylesin. Onlara gerçek anlamda bayramları ve özgürlüklerini nasip eylesin. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala şefi'i zünubina Muhammed, sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin, velhamdülillahi rabbil alemin. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Çakır Kar Rental katkılarıyla hazırlanan iftar saati sona erdi. Serhat Çakır hayırlı Ramazanlar diler. Çakır Kar Rental irtibat telefon 0532 604 51 85. Günlük, aylık, yıllık son model araç kiralama. Çakır Kar Rental.